Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video serisinde sizlere Amerikan ordusundaki hatıralarımı anlatmaya çalışıyorum. Amerikan ordusuna katıldığımdan beri başımdan geçen hadiseler nelerdir anlatabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu videoda sahada geçen 72 saati anlatacağım arkadaşlar. Bu bizim ilk saha eğitimimizdi. Basic Training'e gittiğimizde saha eğitimleri de oluyor. Ve bu saha eğitimleri de mezuniyetin gereklerinden bir tanesi aslında. Onları bitirmeniz gerekiyor. Çünkü başından sonuna kadar belli başlı etkinlikler oluyor. Ve o etkinliklere göre değerlendiriliyorsunuz. Şimdi saha eğitimine geçmeden önce tabii ki hazırlıklar oluyor her zaman. Yani ufak bir saha eğitimi bile olsa onun belli başlı hazırlıkları oluyor. Nedir bu hazırlıklar mesela? Sahaya götüreceğimiz eşyalar. Bir liste veriliyor bizlere. Ve o listeye göre eşyaları bizim çantamıza koymamız gerekiyor. Tabii bir gün öncesinde de o çanta kontrol ediliyor. Herkes sıraya geçiyor ve sırada işte diyor ki bu eşyayı kaldırın elinize, mesela pantolon diyelim veya kamuflajın ceket kısmını diyor ki elinizde tutun. Bakıyor gerçekten koymuş muyuz koymamış mıyız çantaya veya verilen sayıyı koymuş muyuz koymamışız. Mesela bazen diyor ki 2 tane ceket 2 tane pantolon koymanız gerekiyor veya şu kadar çorap şu kadar tişört filan bunları koymanız gerekiyor çantaya. Onların kontrolü oluyor bir gün öncesinden ve herkes doğru şeyleri paketlemişse tekrar çantamıza koyuyoruz olduğu gibi ve çantayı kapatıp yukarıya bırakıyoruz yatakhaneye. Bir gün öncesi ve daha önceki hazırlıklar bu şekilde. Şimdi gelelim saha eğitimine. Saha eğitimine yürüyerek gidiyoruz arkadaşlar. Sırtımızda çanta, rock march diyoruz biz buna. Türkçesi nedir bilmiyorum açıkçası. 5 mil, 6 mil'lık mesafeye gidiyoruz. Tabii ilk gittiğimiz yer aslında 2,5 mil gibi bir şeydi. Ve orada işte konakladık. Belli bir alanı konsolide ettik ve orada kaldık. Her putun kendi alanında kalıyor ve kendi güvenliğini sağlıyor akşamları falan. Bunlar önemli şeyler. Mesela sizlere bir nöbet yazılıyor. Diyor ki şu saatler arasında sen şuradan sorumlusun, yani kimse girip çıkmayacak, parolayı bilmeyen girip çıkmayacak. Hatta mesela diyelim ki affedersiniz ama lavabo ihtiyacınız geldi, kalktınız gece yarısı, gittiniz lavabo ihtiyacınızı giderdiniz, geri geldiniz kapıdan girerken size parola soruluyor. Hatta şeyde vardı, Kemal Sunal'ın rahmetli filminde Şener Şen'i vurduğu bir sahne var, o hep aklıma geliyordu orada. Dur kımıldama, 3'e kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle. 1 parola şey, parola şey değil, 2 parola dur bulacağım, parola dur bulacağım dedi, 3 ah buldum başak, bulamadın şafak. Tabii yine orada Allah'tan bizde dolu silah falan yok da hani orada atış falan olmuyor gerçekte de. Ama bunları uygulayıp uygulamadığımızı, ne kadar uyguladığımızı, ne kadar öğrendiğimizi check etmek için bu tür şeyler uygulanıyordu orada. Bu rock marşlar, yani yürüyüş dediğim şeyler, çanta sırtınızda falan önemli şeyler arkadaşlar. Mesela gittik orada 2,5 mil yürüdük. Daha sonraki gün 6 mil'lik mesafeye gittik. Yani 3 mil gittik, 3 mil geri geldik tekrar kaldığımız yere falan. Bütün eğitim boyunca belli uzunluklarda rock marşlar oluyor. Benim hatırladığım kadarıyla 2,5 mil başladık, 6 mil ve 10-12 mil gibi rock marşlar yaptık. Yani yürüyüşler yaptık. Çanta, yani 35 lb falan çantamız vardı sırtımızda. Onu alıyoruz ve gidiyorduk. Hala burada da mesela bazen böyle spor yerine sabahları rock marş falan yapıyoruz. Uzun zaman oldu gerçi, yapmadık ama haftaya ben yapmayı düşünüyorum bizim askerlere. Hatta bu hafta yapmayı düşünüyordum ama geç kaldık çünkü belli prosedürler var onun için. Onu önceden belirtmemiz lazım. Company Commander de onu imzalaması lazım. Yani yüzbaşının imzalaması lazım o kağıdı. O yüzden geç kaldığımız için dediler ki haftaya yapalım. O zaman dedim tamam, ben aldım bu işi. Haftaya milleti çıkaracağım rock march'a. Şimdi oraya gittiğimizde elbette sahada kalıyoruz. Hiçbir şekilde yatakhaneye geri gelmiyoruz. Kış şartlarıydı mesela. Basic Training'e gittiğim dönemler kış aylarıydı arkadaşlar. Kasım'da gittim. İşte Basic Training bizim Şubat'ın ortasında bitti mesela. Gerçekten soğuk, yani Missouri'nin soğuğunu bilenler bilirler. Eğer bulunmuş olanlarınız varsa orada kışta gerçekten soğuk oluyor. Ve o soğuğa rağmen gece dışarıda kaldık. Biliyorsunuz gece daha da soğuk oluyor çünkü güneş yok ortada filan ve derece biraz daha düşüyor. Yani şeyimiz var tabii ki, bu bizim sahada kullanmış olduğumuz sleeping bedimiz filan var. İçine giriyoruz, böyle tulum gibi bir şey, 3 katlı bir şey. O vardı, bir de bizim şeyimiz var, metris var işte, üzerinde yattığımız sünger gibi bir şey. Havayla şişiriliyor filan, onun üzerine yattık. Tabii sabaha kadar o eriyor da çünkü öyle sağlam bir şey değil. Askeriyenin verdiği sağlam bir şey değil. Şimdi ben saha eğitimlerine gittiğimde kendim için özel bir tane aldım, böyle iyi şişen. O iyi duruyor yani sabaha kadar
kadar hiç inmeden duruyor mesela. Öyle kalıyorduk yani o soğukta filan. Tabii ortaya varil koyduk. Varilin içine de odun filan koyduk ve orayı yaktık yani ısınmak için. Gece kalkıp oraya gidip bazen ısındığımız oluyordu. Nöbet olduğu zaman işte nöbette durmanız gerekiyor yarım saat filan. Her yarım saatte bir değişiyordu çünkü soğuk olduğu için herkesi böyle dışarıda tutmak istemiyorlardı. Dediğim gibi rock march yaptık, gittik. Orada işte belli dersler oluyordu. İşte saha eğitiminde yapmamız gereken nelerdir, harita eğitimidir, pusula nasıl kullanılır, o tür eğitimler oluyordu. Yani belli başlı sahada yapılması gereken şeyler nelerse, yani sahada yaşayabilmek için, uzun süreli kalabilmek için yapılması gereken şeyler nelerse onlar öğretiliyordu o eğitimler sırasında. Tabii bu dediğim gibi 3 gün sürüyor git gel filan. Yani birinci gün gitti, sonra ikinci günde de aynı şeyler devam etti. Dediğim gibi sabahları rock march filan yapıyorduk zaten. Birinci gün oraya zaten yürüyerek gittik, sonra 6 mil yürüdük. Üçüncü gün normal spor yaptık sabah ve daha sonra tekrar eğitimler devam etti ve akşam geri döndük yatakhaneye. Ama orada öğrendiğim bir şey var. Yani hayatım boyunca böyle bir kamp şeyi yapmamıştım o güne kadar. Bu benim hoşuma gitti açıkçası bir yandan. Bir yandan da soğuk, bir de disiplinli olman gerekiyor. Her adımını bildirmen gerekiyor drill sergeant'a falan. Orası biraz sıkıntılı yani sonuçta. Ama buna rağmen beğendiydim. Bazen düşünüyorum hanımı alıp böyle kızımla birlikte böyle bir yerde kamp yapmayı düşünüyorum. Ama şimdi kızımız ufak olduğu için biraz daha büyümesini bekliyoruz. Biraz büyüsün böyle çevreyi falan tanısın. Çünkü bazen farkına varmıyorsunuz ve çocuk yerden aldığı bir şeyi ağzına koyabiliyor. Parka gittiğimizde bile onu sürekli izlememiz gerekiyor. O yüzden o tür şeyleri şimdi göze alamıyorum. Onun sağlığı ve güvenliği açısından. Ama ilerleyen dönemlerde böyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Çünkü güzel bir şey oluyor. Tabii kışın gitmeyeceğim. Böyle bahar aylarında falan havanın güzel olduğu bir dönemde falan böyle birkaç günlük bir kampa gitmeyi düşünüyoruz yani. O esnadayken unutmadığım şeylerden bir tanesi mesela şu. Sırtınızda çanta var arkadaşlar. Dediğim gibi 35 lb falan en az. Sırtınızdaki çanta böyle burayı ağrıtıyor. Yani kollarınızı, omuzlarınızı ağrıtıyor. Gerçekten hani uzun süre kaldığı zaman daha da ağrı veriyor. İsterseniz deneyin. Ufak bir çanta bile olsa 10 lb koysanız uzun bir yola gittiğinizde, yürüdüğünüzde buralarınızı ağrıtır. Bir de dizleriniz ağrımaya başlıyor. Dizler falan, ayaklar falan ağrımaya başlıyor. Gerçekten bazen gittiğimiz yerler öyle düz yerler de değil. Yani yokuş çıkıyoruz, iniyoruz, yokuş çıkıyoruz, iniyoruz bazen. Böyle yerlerde ve asfalt yerlerde değil. Yani bu yürüyüşler çoğu zaman asfalt dışı yerler. Ve dediğim gibi soğuk olduğu için kayma tehlikesi de var. Bazen buzlanma falan oluyordu. Bu risklerin hepsini göze alarak o yürüyüşleri yapıyordum. Her zaman diyorum belki tekrara düşmüş oluyorum ama hoştu ya, güzeldi yani. Şöyle baktığınız zaman yani geriye dönük baktığınız zaman bir zorluğun üzerine geldiğiniz zaman gerçekten diyorsunuz ya ben bunu yapmışım. Yani kendimle gurur duyuyorum diyebiliyorsunuz. Tabii ki burada kendime paye çıkarmak maksat değil yani. Hani ben demek yerine değil de insan tabiatı gereği bir şeyi başardığınız zaman sizi başka bir şey için motive ediyor bu. Ben demek ki bir şey başarabiliyorum. İstediğim zaman bunu yapabiliyorum. Bu da iyi bir şey. İleriye dönük hayatınızda karşılaşacağınız zorlukları aşmak konusunda bu sizlere yardımcı olacaktır. Ya ben geçmişte bunu başardım. Bugün de başaracağım Allah'ın izniyle deyip yolunuza devam ediyorsunuz. Böylece hayatınızda ilerleme kaydediyorsunuz. Diğer türlü yani yattığımız yerde başarı, para kazansak ne olur, kazanmasak ne olur, zengin olsak, dünyanın en büyük zengini olsak bilmiyorum. Yani bakıyorum dünyanın en büyük zenginlerine hala çalışıyorlar adamlar. Yani 100 saat çalışan var haftada. Adam bugün otursa oturduğu yerde parasını harca harca ömrünün sonuna kadar bitiremez o parayı. Hatta 7 sülalesine kadar yeter o para. Ama adam çalışıyor. Niye? Çünkü çalışmadan olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. İnsan tabiatı buna müsait değil yani. Çalışmadan devam etmek, hayat sürmek o kadar size bir fayda sağlamayacaktır ve sizi mutlu etmeyecektir. Belli bir zaman sonra artık kendinizi tekrara düşmüş oluyorsunuz. Bu konular benim alanım değil ama iki günü bir olan ziyandadır diyor Hazreti Muhammed. O yüzden iki gününüz bir olmasın. Sürekli diğer gün başka bir şey katın onun üzerine ve daha da kendinizi geliştirerek yolunuza devam edin. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.